dünyanı terk etti, kimgedir ihsan kuvar yaptı, hemme malı dünyasını. Doğru, bu hem zahidlik, bu zahidliğinin yukarı makamı imez. Şimdi insan bir nerseni terk ederekken, o şey terk ettiğin nersesi, tabiaten insan kızık edigen nerse buluş gerek. Bir kişi cennetini deyip dünyanı terk etken bulsa, o hakiki zahid bulmuydu. Allah'ını ben yaxşı görəmən degen insan dünyanın aşıqça nərsələrdən biraz vaz keçməsə bu miydi? Dünyanı kuluğa eylənib qalsa Rabbisini topal mıydı? Zuhud dibnəməkə etədi desə, zuhud degəni bir nərsəni ondan yaxşı nərsə səbəbədən tərk etişkə etilədi. İkdə nərsə var. Şundan yaxşırağını tənləb pasrog'idan voz kechadi. Ana shuni zuhud deb qo'yadi. Misol uchun bu dunyo juda ham oz. Bu dunyo muddati ham kam, o'zi ham hech narsaga arzimaydi. Misol uchun bu dunyoning noz ne'matlari, moli dunyolari qancha ko'p bo'lmasin, bir kun tugaydi, oxiriga yetadi. Alloh barakasini olib qo'yadigan bo'lsa, butun dunyoni, mol dunyosini to'plagan bo'lsangiz ham bir kuningizga yaramay qoladi. Mana shu narsani oxirat hayotiga alishtirishlikni zuhud deb qo'yadi. Chunki bu dunyo juda ham past. Past narsani oliy narsa barobariga alishtirishlikni zuhud deydi. Zuhud deydi, zohid deymiz. Ba'zi bir namozxonlar oddiy insonlarga zohidlik haqida gapirsang taqvodor bo'lib qoldingmi deydi. Ha, o'zi har bir musulmon shunaqa bo'lish kerak. Har bir musulmon bu dunyoning arzimagan matohini oxiratning bitmas tuganmas abadiy saodatiga alishtirish kerak. Har bir mu'minning maqsadi shu o'zi. Endi inson bir narsani tark etar ekan, o'sha tark etadigan narsasi tabiatan inson qiziqadigan narsa bo'lish kerak-da. Umuman kereksiz narsadan voz kechishlikni taqvo deyilmaydi, ya'niki zuhud deyilmaydi. Misol uchun bir odam tuproqni tark etdi. Bir siqim tuproq menga kerak emas dedi. U zohidlik emasdi. Kerakli, zarur, insonning nafsi xohlaydigan, nafsi yopishadigan narsani tark etishlik va undan yaxshirog'ini ixtiyor etishlikni zuhud deyiladi. Gohida zohidlik, zuhud degan so'z dünyanı terk etken adamga işletiladi. Lekin aslida haqiqi zahidlik Allah'tan başka hamma narsani terk etken kişi haqiqi zahid bo'ladi. Yani birinci maqsadi Allah bo'lsa, Allah uchun başka narsalarni bir chetkaga surib qo'ygan odammi, yani onu zahid deyiladi. Haqiqi zahidlik şu. Yoki bazı insonlarning qalbi dunyoga moyil bo'ladi-yu o'zini zohidman deb e'lon qiladi. Qalbi dunyoni istab turibdi. Dunyoni shundoq tark etib yoryapti. Lekin qalbi bilan yaxshi ko'radi dunyoni. Dunyoni tark etyapti, kimgadir ehson qilyapti, hamma moli dunyosini. To'g'ri, bu ham zohidlik. Bu zohidlikning yuqori maqomi emas. Chunki qalbi haligi dunyoga moyil bo'lib turibdi. O'zi nafsini o'zi majburlab dunyodan kechdi, dunyosini ehson qilardi, boshqa qildi-yu, lekin qalbi undan xotirjam emas. Qalb moyil bo'lib turibdi, voy esizmi? Shuncha moli dunyo ketdi-ya, kambag'alga deb o'tiribdi. Bu zohidlik emas bu. Bu dunyo shunaqa haqir dunyo, bir keraksiz, past narsa dedi-yu, oxiratni abadiyligini qalbidan anglab yetdi, lekin moli dunyoga nisbatan qalbida hech qanaqangi bir moyillik ham muhabbat ham yo'q. Haqiqiy zohidlik mana shu deb aytadi ulamolarimiz. Bir kishi Allohdan boshqa hamma narsani tark etgan bo'lsa, u zohidlik bo'ladi. Bir kishi jannatni deb dunyoni tark etgan bo'lsa, u haqiqiy zohid bo'lmaydi.
Allah'ın razılığını deyip dünyanı terk etken adam hakiki zahid bo'ladi. Demek zahidlik niye makamı var eken, de derecesi var eken. Bir kişi cennet nimetine erişilik için bu dünyada takva kısa, o hem zahid bo'ladi. O pastroq maqomdagi zohid bo'ladi. Unga jannat kerak unga. Bu yoqdagi bitta ne'mat turibdi. Ya'ni dunyo ne'mati turibdi. O'sha dunyo ne'matidan voz kechyapti. Uning evaziga boshqa jannatdagi ne'mat bor unga. Bu ham zohid. Bu ham taqvodor, bu ham yaxshi odam. Lekin jannatni ham o'ylamasdan menga Rabbimning jamoli, Rabbimning roziligi kerak degan zohid haqiqiy zohid bo'ladi.